Arkadaşlar selamlar, merhabalar, Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalındasınız. Keyifler nasıl diyelim? Ramazan artık sonlarına doğru, Ramazan'ın yaklaşıyoruz. Sınav da yaklaşıyor, az bir süre kaldı arkadaşlar. Denge videolarını sizlere atmaya çalışıyoruz. Bakın seri halinde gün gün gelecek hocam. 3 video halinde dengeye etki eden faktörleri de anlatacağız sizinle. Arkadaşlar sizlere her zaman konuların mantıklarını anlayacağınızı bunu vaat ediyoruz bu kanalda. Bence sizler de bunu yapabilirsiniz, tamam mı? Hadi o zaman ne yapalım hocam? Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Sizinle beraber dengeye etki eden faktörlere başlayalım. Hocam dengenin 3. videosundayız biz. Neredeyiz? Kimyasal tepkimelerde dengedeyiz hocam. Dengeyi etkileyen faktörlerdeyiz. Haydi bakalım o zaman devam edelim hocam. Şuradan artık ne yapalım? Şurayı şöyle büyütelim. Şöyle güzel ekranımıza sığsın. Şimdi arkadaşlar, denge yani bir denge tepkimesini ne etkiler sorusunun cevabı şudur arkadaşlar. Bakın, derişim etkiler, sıcaklık etkiler, basınç hacim etkiler. Hocam katalizör etkilemez. Ama yine yazarız hocam. İleri ve geri tepkime hızını aynı anda hızlandırır veyahut da yavaşlattırır. O yüzden de denge yönünü bozmaz deriz. Ondan da bahsedeceğiz hocam. Şimdi hocam, derişim ve sıcaklık şunlar birinci videoda, yani üçüncü video oluyor. Bu dengenin üçüncü videosu. Tamam mı? Şu basınç hacim dördüncü video. Sonra bir soru çözümü gelecek. Sonra asit baz dengelerinden seri gün gün devam edeceğiz hocam. Ben seri olarak bunları çekeceğim. Her gün ne yapacağız? Bunları sizlere paylaşacağız. Şimdi hocam, dengeyi etki eden faktörlerin diğer ismi nedir biliyor musunuz hocam? Loche-Tyler prensipleri. Loche-Tyler prensipleri diyelim. Prensipleri diye geçer. Bunlara dikkat et. Şimdi hocam, biz denge tepkimelerinde dikkat edecek olursak, denge her zaman diyeceğiz arkadaşlar mağdurdan yana hareket eder. Hocam ezber bir bilgidir. Soru çözdürür. Bunların mantıklarından da bahsedeceğiz. Ve şunu unutma, bak başta ezber demişiz hocam. Bu pratik bilgiyi ezberleyecek olursak da hocam, bakın KC denge sabitini, hani bir de KP var diyor hocam. Bunu tek değiştiren faktör sıcaklık etkisidir. Hatırlarsak tepkime hız bağıntısını TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hatırlıyorduk. Temas yüzeyi, sıcaklık, katalizör etkiler demiştik hocam. KC'yi ne etkiler hocam? Bir tek sıcaklık. Bakın, KC denge sabitini değiştirir. Denge sabitini ne yapar hocam? Değiştirir. Bunları bil. Tamam mı? Değiştir. Konuyu takip ediyorsan bunları bil. Neden olduğu da hocam, şimdi videolarda beraber bunları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik. Bir, derişim etkisi dedik. Derişim ve sıcaklık etkisi bu videoda olacak arkadaşlar. Bakın, dengedeki bir tepkimede bir maddenin derişimi arttırılırsa ya da azaltılırsa denge ters yönde hızlanır ya da yavaşlar. Hocam ne demek bu? Şimdi bakın, derişim sıklık demekte, dikkat et. Ben A'nın derişimini arttırırsam hocam, yaptığım etki kırmızıdır. Denge ne yapar hocam? Ters yönde hareket eder. Burada mesela sen A'yı mutlu etmişsindir, girenleri mutlu etmişsindir. Ürünler mağdur olmuştur hocam. Dolayısıyla sistem ürünlere doğru kayar. Bakın, B'nin derişimi azalır. C ve D'nin derişimi artar. Dikkat et, bunların gaz ve çözelti olmasına dikkat et. Katı ve sıvı olsa derişimi olmaz. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Hocam ben mesela A değil de B çekseydim. O zaman bakın, ben bu girenleri mağdur ettiğim için denge ne yapacaktı hocam? Sola doğru kayacaktı. O zaman dengenin sola doğru kayması demek, bakın derişim olarak söylüyorum hocam, gazlar ve çözeltiler, birazdan bahsedeceğiz. A'nın derişimi artardı. C ve D'nin derişimi azalırdı. Bakın, olabilecek bütün senaryoları sizlere anlatmaya çalışacağım hocam. Mesela ben tuttum hocam, C ekledim ürünlere. Bakın, yaptığım etki kırmızı. O zaman sistem ne yapacaktı hocam? Girenler mağdur olacağı için girenlere doğru hareket edecekti. Yani B ve A'nın derişimi artacaktı. D'nin derişimi azalacaktı hocam. Şimdi şöyle diyelim, ben mesela D çektim hocam. O zaman sistem ürünleri mağdur ettiğim için ürünlere doğru hareket edecekti. O zaman ben ne yapacaktım? Bakın, bunları böyle ezber gibi yapın hocam. Yani sana işine yarayacaktır. O zaman C'nin derişimi artacaktı. B ve A'nın derişimi azalacaktı. Bu şekilde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam, mesela gel biz birincisine dönelim. Ben A ekledim, sistem ürünlere doğru kaydı. Bu ne demek? Şimdi şöyle düşün. Bir kap düşün hocam. Bir kap düşün. Tamam mı? Bunun içerisinde bakın A gazı var. A çözeltisiymiş. Tamam mı? A çözeltisi düşün hocam. Tamam mı? B gazı var hocam. A çözeltisi diyelim. Tamam mı? A çözeltisi diyelim. A akvar dedim. Tamam mı? Bunlar C gazına ve ne yapıyor hocam? D çözeltisine dönüş. Yani şunlar birleşip hocam, bunlara
Bunlar da birleşip bunlara dönüş. Tamam mı? Şimdi denge tepkimesi demek ileri hızın geri hıza eşit olması demek. Hocam şimdi sen ortama A ekleyince bakın sabit bir hacimde A'yı sıklaştırırsın. Yani A ile B birbirleriyle daha çok çarpışıp ileri yönde tepkimenin hızlanmasına sebep olurlar. Yani birim zamanda daha çok A taneci çarpışır. Çünkü neden? Sabit bir hacimde benim ortama A eklemem demek çözeltilerin sıklaşması demek. Bir katının sıklaştığını söylemiyorduk. Sıvı da sıklaşmıyordu. Neden? Çünkü bir katı ekleyince ortama miktarıyla birlikte hacmi de arttığı için tanecikler sıkışmazdı, hızı etkilemezdi. Dolayısıyla hızı etkilemezse dengeyi de etkilemezdi. Hocam burada dengenin sağa doğru kaymasının sebebi dengenin sağa doğru kayması demek ileri tepkimenin hızlanması demek hocam. Tabi geri tepkime de hızlanır ama ileri tepkime daha çok hızlanır. Tamam, ileri tepkime daha çok hızlanır. Böyle düşünebiliriz. Ortamdan B çekersem o zaman B ile A'nın çarpışma ihtimalini ben azaltmış olurum. Tepkimeyi geri yönlü daha çok hızlandırmış olurum. Yani V geri burada daha çok hızlanır. Yani sistem geriye doğru hızlı hareket edeceğinden daha hızlı B'yi oluşturur ki zaten belli bir süre sonra yeniden dengeye gelerek ileriz geri hıza eşit olmuş olur hocam. Olayın mantığı da tamamen bu. Şimdi hocam bunların grafikleri var. Bakın ben diyeyim ki mesela ortamı hocam A çözeltisi ekledim. Tamam mı? Sistem ne yapardı? Sağa doğru kayardı. Bak dikkat et. C ve D'nin derişimi artardı ama katı olduğu için B'nin derişimi artmaz. Bakın ben bir katıyı molar derişimde gösteremem ama ben anlayın diye burada gösteriyorum hocam. Şimdi katının miktarı azalır bak. Bunda bir sıkıntı yok. Molü azalır. Mol miktar demek. Tanecik sayısı. Hocam hacmi de azalacağından bakın bir katının derişimi olmaz. Sabittir hocam. Yani katı ve sıvıların derişimi sabittir. Yani sen burada hocam şöyle diyeceksin. Mesela diyelim ki bu A olsun, bu B olsun, bu C olsun, bu D olsun. Hemen şunları kopyalayalım hocam. Tamam mı? Kontrol C, kontrol V diyelim. Şunları da getirdim. Şuraya koydum. Tamam şöyle diyelim. Şimdi hocam ben tuttum. Ortama A eklediysem A'nın derişimi arttı. A sıklaştı hocam. O zaman denge sağa doğru kaymaya başladıysa yani tepkime ileri yönlü daha çok hızlanmaya başladıysa A'nın derişimi azalmaya başlar ama artandan azalacağı için ilk durumdan daha az olmaz. Bakın hocam B'nin molar derişimi değişmez. Neden? Çünkü B bir katı. Bakın sadece çözeltilerin ve gazların derişimi olur hocam. Tamam mı? Çözeltiler sabit bir hacimde çözelti ekledikçe sıklaşır. Hacim değişmez ama sıklaşır. Derişim olur yani. Hocam sabit bir kapta gaz ekledikçe gazlar da sıkışır. Öyle düşün yani hocam. Hızı etkiler yani. Mantığı o. Hocam şimdi geldim mesela ortama C eklemem demek. C'nin de derişiminin artık artması demek. Hocam D'nin de derişiminin artması demek. Ama bir katının ve sıvının derişimi olmaz hocam. Sıvı olsaydı aynı düşünecektim. B için öyle düşün. Ama bakın molde öyle şey demiyorum. Şimdi ben ortama A ekleyince A sıklaştı, tepkime ileri yönlü daha çok hızlandı ya. O zaman ben şöyle diyebilirim hocam. Burada A'nın bakın ben ortama A eklediği için A eklediğim için ben etki yaptım. A'nın mol sayısı arttı. O zaman sistem ürünlere doğru hareket edeceğinden A azalmaya başladı. Hocam dikkat et B de azalmaya başladı. Molünden bahsediyorum hocam. Mol. Tamam mı? Miktarı azalır. Onda bir sıkıntı yok. Hocam C'nin de D'nin de miktarı artmaya başladı. Bunları böyle sorularda yorumladığınızda çok rahat bakın birazdan soru çözeceğiz. Bu soruları çözeceksiniz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Anlamadığımız bir yer var mı? Canavarlar. Şimdi bakın örnek bir diyoruz arkadaşlar. Bunu birazcık küçültebilirim. Çünkü işlem sorusu burada. Hocam zor denilebilecek bir soru tipi mi? Orta halli bir soru. Dikkat et. Şimdi tepkimesi belli bir sıcakta 1 litrelik kapalı bir kapta 1 mol X2, 1 mol Y2, 4 mol XY ile dengelidir. Şimdi o zaman bak bu tip tepkimelerde bir yaz hocam. X2 gazı artı Y2 gazı denge tepkimesi hocam. 2 tane XY gazı demiş oldum. Burada şunu diyeceksin. Sistem başlangıçta dikkat et dengelidir diyor. Yani benim elimde hocam dengede ne var hocam? 1 mol X2 var. 1 mol Y2 var ve 4 molde ne var hocam? XY var. Bunlar şu an dengede. Sonra kaba bir miktar XY ekleniyor diyor hocam. Bak şimdi ben kaba bir miktar XY ekliyorum hocam. Tamam mı? Sonra ve sistem yeniden dengeye geldiğinde 2 mol Y2 olduğu gözleniyor. Yani bakın ben dengeyi bozdum. Çünkü neden XY eklersem denge sola doğru hareket edecektir hocam. Değil mi? O zaman bak yeniden dengeye geldiğinde sistem hocam. Bak şu yeni denge. Yeni denge. Diyor ki hocam 2 mol Y2 olduğu gözleniyor. Yani şundan 2 mol varmış. Demek ki ben buradan şu yorumu yapabilirim. Sistem yeniden dengeye gelmek için buradan 1 mol gelmiş.
Hocam katsayılar önemli. Birebir geldiği için buradan da 1 mol gelmiş. Bakın hocam 2 azalmış, 1 gelmiş. O zaman hocam 1 geldiyse buradan ne yapacak hocam? 2 azalacak. Sistem burada bakın 4'ten 2 çıkarsa 2 artı x mol. Bakın bu moldür. 1 artı 1'den de 2 mol burada. Yeniden dengeye gelmiş olacak bu şekilde hocam. Ama dikkat et. Şimdi sen başlangıçta KC'yi, bu x'i bulman için hocam KC'yi kullanabilirsin. KC derişimle değişmez hocam. KC derişim etkisiyle değişmez. O zaman ben başlangıçta dengedeydi ya. Başlangıçtaki denge miktarlarından KC'yi bulayım. Bakın KC x y'nin hocam karesi bölü x2 molar derişimi çarpı y2'nin molar derişimi. Şimdi mesela x y başlangıçta dengedeyken neydi hocam? 4 moldü. Şimdi ben bunun molar derişimini n bölü v'den buluyorum. O zaman 4 mol bölü 1 litre. Çünkü kap neden 1 litre? Moller molaliteler eşit. O zaman başlangıçtaki KC şöyle diyorum hocam. 4 molarda 4'ün karesi bölü hocam 1 çarpı 1'den ne olmuş oldu? 16 olmuş oldu. Bakın KC değişmeyecek. Sistem yeniden dengeye geldiğinde elinde bu kadar var ve KC aynı. O zaman ben ne yaptım hocam? Yeni dengede KC'yi yazdım. 16 eşittir. Hocam 1 litreye bölersem molaritelere eşitti. Bakın 1 litrelik kaplar bunlar hocam. O zaman ne dedim? 2 artı x'in karesi 2 artı x molar ayrıca mol moleriteye eşit. Bölü 2 çarpı 2 hocam yani 2'nin karesi. Ben şöyle yapayım. 16'yı 4'ün karesi diye yazayım. Şunu da ortak 2 artı x bölü 2'nin parantez karesi diye yazayım hocam. Tamam mı? Bakın şuradaki kareler birbirlerini götürürler hocam. İkisinin de karekökünü alırsam. O zaman şöyle bir şey oluyor. 4 eşittir 2 artı x bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptım. 8 eşittir 2 artı x. X de buradan ne geldi hocam 2'yi karşıya atarsam? 6 gelmiş oldu. Bana toplam kaç mol gaz vardır diye soruyor. Ne yapacağım hocam? X yerine 6 koyacağım. Şuraya 6 koyarsak hocam burada 8 mol gaz var. Bakın 2 artı 2 de 4 de burada hocam. 2 artı 2 artı 8 toplam hocam 12 mol gaz vardır. B seçeneği burada doğru seçenek olmuş olacak sevgili canavarlar. Umarım burayı güzel bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Geldim örnek 2'ye. Diyor ki tepkimesi belli bir sıcaklıkta dengelidir. Bu sisteme aynı sıcaklıkta klor gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diyor arkadaşlar. Bakın ben klor gazı eklersem denge sağa doğru kayar hocam. O zaman H2 azalmaya başlar. Derişim olarak H2'nin derişimi artmaya başlar. Denge ürünler yönüne doğru kayar demiş. Doğrudur. Bak geri tepkime hızı yavaşlar. Hocam buraya bir soru işareti koyuyorum. Başlangıca göre H2 gazının derişimi azalır. Zaten öyle diyoruz hocam. Başlangıca göre H2 gazının derişiminin azaldığını görüyoruz herhalde. HCl derişimi başlangıca göre daha fazla olur. Hocam şimdi ne yaptı? HCl'nin derişimi de arttı. Sistem ürünlere doğru hızlandı çünkü. Doğru. Hocam klor gazı derişimi başlangıca göre daha fazladır diyor. Şimdi hocam ne yaptım? Ekledim zaten ben burada. Klor gazı ekledim. Başlangıca göre daha fazla olacaktır. Hocam B seçeneği yanlış seçenektir. Burada dikkat etmeniz gereken olay şudur arkadaşlar. Bakın tepkime ileri yönlü hızlanır. Şimdi ileri yönlü hızlanınca tepkime geri yönlü de hızlanır. Çünkü neden? Burada birim zamanlı. Çünkü burada derişim artıyor. O zaman birim zamanda çarpışan tanecik sayısı burada da arttığından tepkime geri yönlü burada da hızlanıyor. Çünkü birim zamanda daha çok tanecik çarpışıyor. Bak bunu söyledik. Hocam ama ileri yönlü daha çok hızlanıyor. Sistem o yüzden dengeye geliyor. Zaten belli bir süre sonra sistem yine tekrardan ileri hızı geri hıza eşitleyerek yeniden dengeye geliyor demiş olduk. Umarım burada mantığı güzel bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi burada bir dikkat dedik. Bakın denge tepkimelerinde girenlerin derişimi arttırıldıktan sonra eğer denge ürünlere doğru kayıyorsa ileri tepkimede geri tepkimede hızlanır. Fakat denge ürünlere doğru kaydığı için ileri tepkime daha fazla hızlanır. Yani eğer sen ürünlere madde ekleyip sistemi girenlere kaydırıyorsan o zaman geri tepkime hızlanır ama ileri tepkime de hızlanır. Ama geri tepkime daha çok hızlanır demiş olduk. Canavarlar var mıdır sıkıntı? Umarım sizlere çok faydalı oluyordur arkadaşlar videolarımız. Bakın bizim ezberle işimiz yok. Kafanıza yatırarak mantıkları anlatarak bunları anlatmaya çalışıyoruz hocam. Biraz fazla anlatıyoruz ama sindirerek anlatıyoruz. Ben inanıyorum ki hepiniz güzel bir şekilde bu videoları anlayacaksınız hocam. Devam ediyorum şimdi. Geldik ikinci etkimize arkadaşlar. İkinci etkimiz de sıcaklık etkisi dedik. Bakın sıcaklık etkisi endotermik ve egzotermik tepkimelere ayrı etki eder. Sıcaklık artışı tepkimeyi sıcaklığın artmadığı yöne doğru kaydırır. Yani tepkimeyi derken hocam burada kastımız denge. Dikkat et yani, tamam mı hocam?
Şimdi endotermik tepkimelere sıcaklık nasıl etki ediyormuş beraber görelim hocam. Şimdi şöyle diyeceksin. Eğer ben sıcaklığı arttırırsam, şimdi ısı endotermik tepkimelerde, ısı alan tepkimelerde hocam. Değil mi? Doğru mudur? Şimdi ısı alan tepkimelerde. Bakın ben sıcaklığı arttırdığımda denge nereye doğru kayacak hocam? Sıcaklığın artmadığı yöne. Sistem her zaman mağdurdan yana dedik ki hocam. O zaman denge ürünlere doğru kayar. Yani endotermik tepkimelerde sıcaklık arttırılırsa denge ürünlere. Bakın ben sıcaklığı azaltırsam, maviyle çiziyorum hocam. Sıcaklığı azaltırsam girenleri mağdur ettiğim için sistem girenlere doğru kayar hocam. Sıcaklık azaltılırsa sistem girenlere doğru kayar dedik hocam. Girenler yönüne kayar demiş olduk. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Şimdi hocam diyelim ki ben sıcaklığı arttırdım. Bakın sıcaklık arttırmasından bahsediyorum hocam. Tamam mı? Hatta dur şurayı silelim hocam. Şu maviyle yazdıklarımı karışmasın. Ben dedim ki sıcaklığı arttırdım. Eğer sıcaklığı arttırırsam denge ürünlere doğru kayacağından bakın A'nın derişimi azalmaya başlar. Hocam B'nin derişimi artmaya başlar ama dikkat et katının, şimdi bunu yine M eşittir N bölü V düşün. Bir sıvı da olsaydı böyle olacaktı hocam. Madde miktarı artar ama hacmi de arttığı için bir katı olacağından dolayı derişimi yani sıklığı değişmez hocam. Bunlara dikkat et. Şimdi buraya diyelim ki A, B, bakın A bir gaz, B bir gaz, C bir katı. Hemen ne yapıyorum? Yine demin yaptığım gibi şunu kopyalıyorum hocam. Ctrl C, Ctrl V. Şuraya getirdim. Şimdi dikkat et. Derişim olarak baktığımda hocam A ve B gaz olduğu için bakın A'nın derişimi sabit bir hacimde azalır. Yani şöyle hocam neden? M eşittir N bölü V. A bir gaz. Madde miktarı azalır ama kabın hacmi sabit. Dolayısıyla derişimi azalır hocam. Öyle düşün. O zaman A'nın derişimi azalmaya başlar. Hocam B'nin derişimi gaz olduğu için sabit bir hacimde sıklaşıp artacaktır. Dikkat et sistem belli bir süre sonra yeniden dengeye geliyor ama. Dikkat et yani buna tamam mı? Hocam bir katının derişimi olmaz deriz biz hocam. Ama şimdi mol olarak baktığımızda bakın A'nın molü ne yapmaya başlıyor hocam? Yine denge sağa doğru kaydığı için azalmaya başlıyor. B'nin molü artmaya başlıyor. Hocam C katısı da oluştuğu için bakın burada mol olarak baktığımızda yani tanecik sayısı artmaya başlıyor. Yani derişimle madde miktarı aynı şey değil. Derişim dediğinde sıklık gibi düşün arkadaşlar. Tamam var mı sıkıntı? Eğer ben bu sistemden ben mesela endotermik bir sistemi soğutsaydım hocam o zaman denge ne yapıyordu? Girenlere doğru kayıyordu. Bakın B'nin derişimi az oluyordu ama C'nin hocam bir katı olduğu için veyahut da bir sıvı olsaydı dedik. Madde miktarı azalıyordu. Hacimde azaldığı için derişimi değişmiyordu. O zaman A bir gaz olduğu için derişimi artıyordu. Bir çözelti de olsaydı derişimi artardı dedik hocam. Bakın A gazı yine B gazı ne demiş oldum? C katısı demiş oldum hocam. Hatta direkt Ctrl V yapsak ya hocam. Aynı tepkimeyi yazmışız zaten. Böyle yapabilirdik. Şimdi o zaman ne dedim? Bakın bir gaz olduğundan bunun derişimi olur. Artar. Belli bir süre sonra sistem yeniden dengeye gelir hocam. Bakın T2 anında yeni denge kurulur. B bir gaz olduğundan derişimi azalır hocam. Yeniden dengeye gelir belli bir süre sonra. C bir katı olduğundan derişimi olmaz hocam. Şimdi burada A'nın molü de ne yapacaktır? Sistem girenlere hareket ettiğinden artacaktır. B gazının molü azaldığından hocam azalacaktır. Bakın C katısının da molü sistem girenlere doğru hareket ettiğinden azalacaktır. Bu şekilde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Var mıdır bir sıkıntı? Bak şimdi dikkat et. KC'nin değişimi diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki sıcaklığı arttırdım. Bak sıcaklığı arttırdığımda hocam denge sağa doğru hareket etti ya. Girenler azaldı, ürünler arttı hocam. Derişim olarak. Şimdi ben zaten denge bağlantısında burada katsayıları da üstte yazıyordum. Yani ürünlerin derişimi artar. Molar derişimleri yazıyorduk hatırla. Girenlerin derişimi azalırsa o zaman KC de artar. Yani eğer ben sıcaklığı arttırdığımda KC artıyorsa hocam o zaman benim için bu sistem endotermik bir sistemdir hocam. Eğer sıcaklığı azalttığımda da KC'nin aynı mantıkla ne yapması lazım? Azalması lazım. Buraya dikkat et. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa denge sabiti KC artar. Sıcaklık azaltırsa denge sabiti KC azalır. Hocam şimdi ben deminki derişime dönmek istiyorum. Yani derişim etkisinde KC değişmez. Bakın KC bir tek sıcaklıkta değişir dedik. Şimdi mesela şuraya bak. Şimdi ben burada hocam ne yaptım? Sisteme A maddesi ekledim. Bakın ben burada eklediğimi etki olarak görüyorum zaten. Mesela şöyle düşün. Artmış yani derişim olarak. Burada eklediğimi şöyle etkiden düşün. Hocam mesela KC niye değişmez? Bak KC'yi ürün bölü giren düşün. Ürün bölü giren düşün. Sen şimdi burada girenlere bir madde ekliyorsun.
Ama denge sağa doğru kayıp ürünleri oluşturuyor. Yani buradaki oran KC orandır hocam. İleri hız sabitinin geri hız sabitinin oranıdır. Bu değişmez. Değişmez. Ama dikkat et. Dikkat et hocam. Mantığı bakın anlayın. Görün yani ezberleyip geçmeyin arkadaşlar. Böyle böyle olacak. Ben şimdi geldim. Şimdi ben sıcaklık etkisinde bakın derişimleri değişmedim ki sana pratik de bir bilgi. Eğer şuradaki etki sonunda bunlar yumuşak geçişliyse hocam bakın yumuşak geçişliyse yalnızca bu etki sıcaklık etkisi olabilir. Ben burada derişime herhangi bir etki yapmıyorum arkadaşlar. Yani buraya dikkat edin, tamam mı? Ve şunu düşün, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Denge sabiti yalnız hocam değil mi? Sıcaklık etkisiyle değişir. Yani KC'yi tek değiştiren faktör sıcaklık etkisidir. Başka hiçbir etki denge sabitini değiştirmez. Neden değiştirmediğini de zaten demin anladık hocam. Derişimi arttırıyorum ama aynı oranda hocam. Ne yapıyor? Sistem tersine kayarak zaten oranı yine sabitliyor. Şimdi geldik bakın aynı mantıkla endotermik tepkimeler demişiz. Şimdi hocam başlıkta bakın gördüğünüz gibi yanlış yapmışız. Egzotermik olması lazım değil mi arkadaşlar? Bakın o kadar kontrol ediyoruz yine burada bir sıkıntı var. Şimdi hocam egzotermik tepkimelerden bahsettiğimizde. Şimdi sıcaklık ısı çıkışı olan tepkimeler egzotermik tepkimelerdi. O zaman ben sıcaklığı arttırırsam denge tersine doğru hareket eder. Yani girenlere doğru hareket eder hocam. Tepkimelerde sıcaklık arttırılırsa yani egzotermik tepkimelerde sıcaklık arttırılırsa denge kirenler azaltılırsa da hocam ürünler yönünde hareket eder dedik. Bakın ben şimdi sıcaklığı arttırdım. Denge girenler yönüne kaydı. Hocam C gazının derişimi azaldı. B1 katı olduğundan bakın M eşittir N bölü V. Bunun molü artar ama hacmi de artacağından derişimi değişmez. A1 gaz olduğundan hocam sabit bir hacimde molü artacağından yani derişimi artar. Hocam ben buraya A'ya gaz dedim. Bakın bu sefer dikkat et B'ye katı dedim. Dikkat et. C'ye gaz dedim. Şimdi bak A1 gaz olduğundan hocam ne yapıyor? Girenlerde olduğundan derişimi artmaya başlıyor. B katısının derişimi değişmiyor. C hocam ürünlerde yer aldığından ne yapıyor hocam? Azalmaya başlıyor derişimi. Şimdi şurayı kopyalarsak hocam. Geldim şunu kopyaladım. Şöyle getirdim koydum şuraya. Bakın mol olarak bakacak olursam bakın burada A'nın molü yine artar. B katısının molü de artar. Bakın mol ne dedik? Artar. Mol artar. Hocam C gazının molü azalır. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Devam ettim şimdi. Eğer sıcaklığı azaltırsam ne olur hocam? Sıcaklığı azalttım. Denge ürünlere doğru hareket etti. Bakın burada A'nın derişimi azaldı. C'nin derişimi arttı. B1 katı olduğundan bakın denge ürünlere doğru hareket eder. M eşittir N bölü V. Bakın molü azalır. Hacmi azalır. Derişimi değişmez. Hocam ben buraya hemen şöyle şeyleri yazayım. Şöyle getirdim. Şunları yazdım hocam. Şimdi dikkat edelim yine. Bakın bu sefer gazın yani girenlerde ne yapıyor hocam? Derişimi azalıyor. B katı olduğundan derişimde herhangi bir değişim olmuyor hocam. Etkilemez zaten dengeyi dedik. Denge bağıntısında da yazmıyorduk. C1 gaz olduğundan hocam derişimi ne yapıyor? Artıyor demiş olduk. Ama mol dediğimde hocam burada A'nın da girenlerde yer aldığı için B'nin de molü azalır. C'nin molü artar. Umarım derişim kavramını oturtmuşsunuzdur arkadaşlar. Buraya dikkat edin yani, tamam mı? Bakın sıcaklığı arttırırsam burada ne oluyordu hocam egzotermik tepkimelerde? Yani KC nasıl değişir ona bakalım. Sıcaklığı arttırırsam denge girenlere doğru kayıyordu. Yani hocam girenlerin derişimi artıyordu, ürünlerin derişimi azalıyordu. Dolayısıyla ürünler azalıp girenler arttığından KC ki buradaki derişimlerin oranıdır. O zaman hocam bir sayının paydası büyürse, payı küçülürse sayı küçülür. Yani egzotermik tepkimelerde dikkat et sıcaklık arttıkça KC ne yapacaktır hocam? Azalacaktır. O zaman sıcaklık azaldığında da KC'nin ne yapması lazım? Artması lazım. Yani böyle tepkimelerin ben ne olduğunu anlarım hocam. Egzotermik olduğunu anlarım. Yani şöyle egzotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa denge sabiti KC azalır. Sıcaklık azalırsa da denge sabiti KC artar dedik. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Bakın sıcaklık etkisinde grafikteki eğriler yumuşak geçişli olur. Ani bir sıçrama gözlenmez çünkü derişimi değiştirmiyorum. Dikkat et. Buradaki bütün geçişler yani sistem ne yapıyor? Belli bir süre sonra zaten yeniden dengeye geliyor. Etki yaptıktan sonra. Bakın benim buradaki etkilerim hep yumuşak geçişli hocam. Ne yapıyor? Bu şekilde olduğunu anlayabiliyorum hocam. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi bakıyoruz sorumuza. Yukarıdaki bir tepkimeye yapılan bir etki sonucu H2 derişiminin arttığı, klor derişiminin azaldığı tespit ediliyor. Buna göre bu sisteme işlemlerinden hangileri uygulanmış olabilir? Şimdi tek tek yapalım.
Sıcaklığı arttırma. Hocam delta H küçük. Yani egzotermik ısı çıkışı olmuş. Hocam ben sıcaklığı arttırırsam denge ne yapar? Girenler yönünü hareket eder. Yani H2 ve CL'nin derişimi artar. Bana diyor ki CL'nin derişimi azalsın diyor. O zaman hocam bu değil. Dikkat et. Şimdi şurayı sildim. Etkileri tek tek yapacağım hocam. Kafan karışmasın diye. Bak şimdi H2 gazı ilave etme. Şimdi ben H2 gazı ilave edersem denge sağa doğru kayar. Bakın klor gazının derişimi azalır. HClF gazının derişimi artar. Yani H2 derişimi arttı. Klor gazının derişimi azaldı. O zaman doğrudur hocam. Değil mi? Bu olabilir bu şekilde. Bakın H2 gazının derişimi arttı. Klor gazının derişimi azaldı. Dikkat et. 2 gibi olabilir. Şurayı sildim. Diyor ki klor gazı çekme. Arkadaşlar dikkat et. Şimdi ben klor gazı çektim. Yani klor gazının derişimi azaldı. Denge girenlere doğru kaydı. H2 gazında derişim başlangıca göre arttı. O zaman bu da olur hocam. 2 ve 3 burada doğru seçenek demiş olacağız benim sevgili öğrencilerim. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Şimdi hocam bunlarla alakalı diğer videodan sonra yani bir yarınki de sonraki videoda bol bol soru çözümleri yapacağım. Şimdi bu videoda burada kaldım. Basınç hacim. Çünkü video uzamasın arkadaşlar. Sonra izlemiyorsunuz. Basınç hacim etkisi de bundan sonraki videoda yarın sizinle beraber olacak. Arkadaşlar bol bol çalışıyorsunuz. Dediğim gibi konuların mantıklarını anlamak için uğraşıyorsunuz. Ondan sonra zaten rahat bir şekilde bunları halledebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.